Bal arılarının bilmediğiniz özellikleri, arılar 100 milyon yıldan beri yaşamaktadırlar. Bilinen ilk arı fosili tam 100 milyon yaşındadır. Bal arılarının dünyamız üzerinde tarihi insanlık tarihinden çok daha eskidir. Bilinen en eski arı hakkında bilgiye insanlık, Burma'da bir kehribar içinde 100 milyon önce yaşayan bir arının fosilinin ortaya çıkmasıyla ulaştı. Oysa insanlığın dünyamızdaki tarihi birçok bilimsel makalede 300 bin yıl olarak belirtiliyor. Bir arı kovanında bir kraliçe arı, birkaç yüz erkek arı ve 10 ila 80 bin kadar işçi arı bulunur. Kraliçe arılar günde 2000 yumurtaya kadar yumurtlayabilirler, yumurtadan çıkan kraliçe arılar vası arı sütüyle beslenir ve tam 16 günde erişkin hale gelirler. İşçi arıların hepsi dişidir ve genetik olarak kraliçe arının kopyasıdır. İşçi arılar karınlarındaki balmumu bezleri sayesinde balmumu üretir ve petek yaparlar. İşçi arıların ömrü 6 haftadır, bu süre kovan içinde ve kovan dışında görevler alırlar. Bir işçi arı kovandan 5 kilometre uzağa kadar olan çiçeklere gidebilir ve geri kovana dönebilir. Erkek arıların iğneleri ve besin toplayabilecek organları yoktur. Sayıca çok az erkek arı vardır. Arılar kendilerini tehlikede görmedikleri takdirde insanları sokmazlar. Kanatlarını saniyede 200 kez sallayan arılar saatte 24 kilometre hızla uçabilirler. İnsanların gıda olarak kullandıkları tek böcek türü arılardır. Dünyanın en hızlı bilgisayarları saniyede yaklaşık 16 milyar kadar aritmetik işlem yapabiliyorlar. Bir bal arısı ise daha az enerji harcayarak aynı sürede yaklaşık 10 trilyonluk işlem yapma kapasitesine sahiptir. Arılar daha önce gördükleri insanların yüzlerini tekrar gördüklerinde tanıyabilirler. Kimi kaynaklarda arılar büyük iki göze sahipmişler gibi görünseler de aslında arıların beş gözü vardır. O büyük iki gözün arasında arıların ışık yoğunluğunu yorumlamalarına yardımcı olan üç gözleri daha bulunur diye yazar. Ancak bu doğru değildir. Bir böcek türü olan arıların bileşik gözleri vardır. Böceklerdeki bileşik gözler binlerce gözden oluşan petek gibi bir yapıdır. Bal arıları iletişim kurmak için dans ederler, bu dansa sallamak, sallanmak anlamlarına gelen, waggle denir. Bal arıları, aynı insanlar gibi, onları verimsizliğe iten mesleki kaygılardan ötürü strese girerler. Arılar saniyede 250 kez kanat çırpabilir, yelpazeleme, sistemi denilen kanat hareketleriyle kovanda hava sirkülasyonu sağlarlar. Ortalama bir kolonide 50 bin ile 80 bin arası arı yaşar. Bir bal arısı günde yaklaşık 2 bin çiçeği ziyaret eder. Kraliçe arılar hayatları boyunca, diğer arılardan farklı olarak, yalnızca arı sütü ile beslenirler. Bir kovandaki arıların çoğu dişidir, ama yalnızca bir kraliçe arı vardır, erkek arılara, dron, denir ve sayıları birkaç yüz adettir. Arıların 500 gram bal yapabilmesi için yaklaşık 2 milyon çiçeği ziyaret etmeleri ve 88 bin kilometre yol kat etmeleri gerekir. Bir arı, hayatı boyunca, bir çay kaşığı balın 1 bölü 12'sini üretir. Arıların 1 kilo bal yapabilmeleri için 4 milyondan fazla çiçekten bitki özü toplamaları gerekir, kovandaki bir adet peteği doldurabilmek için 100 milyondan fazla çiçeğin nektarını emerler. Bal doğal koruyuculara sahiptir ve içerisinde bakteriler oluşmaz. Bal arıları polenlerini topladığı çiçeğe diğer arıların da uğramaması için çiçeğin üzerine elektriksel bir alanda kaplar. Arılar da hastalanabilir, hastalandıklarında yön duygularını kaybettikleri için kovanlarını bulamayabilirler, tek başlarına kalıp, ölen arılar böylece kovana da hastalık bulaştırmamış olur. Balın rengi ve tadı arıların hangi çiçeklerden nektar topladıklarıyla ilgili olarak değişkenlik gösterir. Hayretler içinde kalacağınız bal arılarının özelliklerini sizin için madde madde bir araya getirdim. Lütfen bu gibi paylaşımların daha çok yer alması için gönderilerimi beğenmeyi ve sayfamı takip etmeyi unutmayın. thank mm -hmm. you